Mutfağım Şahane'de Ankara'da şimdi ülkemizin en iyi şeflerinden Aylin Doğaner şefimizle beraber harika bir lezzet yapıyoruz. Şefim, ne yapıyoruz? Bugün Ankara yöresine ait Kızılcamam ilçesinin Öllüğün Körü. Öllüğün Körü. Çok ilginç. Adı çok ilginç. Evet, yöresel şiveyle söylenen bir şekli var. Aslında yemek yapmaya çabalayan bir annenin, bir yemeği yetiştirmeye çabalayan kişinin komşusu geçerken ne yapıyorsun diye sorduğunda çok sinirlenerek elinin körünü yapıyorum anlamındaki örüğün körünü yapıyorum deyip de bu şekilde bir yemek adı oluşmuş. Evet. Gerçekten çok ilginç. O zaman şimdi elinin körü ama tabii ki zaman içerisinde bugüne kadar gelirken adının değişmesiyle ölüğün körü olan yemeğimizi yapmaya başlayalım. Evet, yapalım. Malzemelerimiz neler şefim? Şimdi yaklaşık 2 su bardağı kadar eriştemiz var. Biz onu haşladık, hazırladık. Sade suda haşlayıp hazırlıyorsunuz. Yaklaşık 250 gram kıymamız var. Bir çorba kaşığı tereyağımız var. Pul biber, karabiber, tuzla da tatlandıracağız. Öncelikle kıymamızı kavuracağız. Tamam. Kavurduktan sonra biraz baharatlandıracağız. Altına kıymamızı serip üstüne eriştemizi bolca tereyağımızı ekleyip fırınlayacağız. Sonra ters düz edip dilimleyip yoğurtlayıp servis edeceğiz sizlere. Ankara'nın meşhur ölüğün körünü yapmaya başlıyoruz. Kıymamızı kavuralım. Evet, öncelikle kıymamızı koyuyoruz. Biraz kavrulacak. Kavrulduktan sonra biraz da sıvı yağ ilave edeceğim. Kıymayı çok seviyorum. Erişteyle inanılmaz bir uyum sağlıyor. Aylin şefim, biraz sizden bahsedebilir miyiz? Siz o güzel, dünya çapında meşhur bir şefimiz, ödülleri olan bir şefimiz. 2017 yılında Global Test of Korea'da, Kore Büyükelçiliği'nin düzenlediği yarışmada Türkiye birinciliğim var. Harika. Daha sonra 2019 yılında Türkiye adına 10 kişilik ekiple birlikte biz tekrar Kore'ye gittik. Olsun. Orada da Türkiye'ye altın madalya alıp ekip arkadaşlarımla birlikte Türkiye'ye geri döndük ülkemize. Harikasınız, tüylerim diken diken oldu. Gerçekten gurur duyuyoruz sizinle. Mutfağımızı her yerde temsil ediyorsunuz. Gerçekten harikasınız. Kıymamız çok güzel kavruluyor. Suyunu da çekti. Evet, suyumuzu çektirdik. Şimdi içine pul biber, karabiber, tuz. Bu arzuya göre değişiyor. Karabiberi seven daha çok atsın. Tamam. Pul biberi seven, acıyı seven daha fazla. Arılar da bu arada misafirimiz. Onlar hiç bırakmıyorlar bizi. Evet. Biz şimdi karabiberimizi attık. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar. Bir çay kaşığı kadar toz kırmızı biber attık. İsteyen arzu eden olursa bunu pul biber de yapabilir. Bir çay kaşığı kadar da tuzumuzu attım. Karıştırıyorum. Normalde buna kuru soğan girmiyor ama arzu eden olursa kuru soğan da kavurabilir. Hani orijinal tarifte kuru soğan yok. Harika. Evet. Çok güzel kavruldu. Kıymamız, baharatlarımızla da lezzetlendirdik. Şimdi yağladığımız borcamımıza bu kavurduğumuz kıymamızı koyduk. Süper. Düzleştirdikten sonra daha önce haşlamış olduğumuz eriştemizi üstüne güzelce yerleştiriyoruz. Şimdi biz bir çorba kaşığı kadar tereyağımızı eriteceğiz. Güzelce eriştemizin üstüne gezdirip ısıttığımız 200 derece fırında hafif üzeri pembeleşinceye kadar bekleyeceğiz. Daha sonra ters düz edeceğiz, dilimleyip üstünü yoğurtlayıp servis yapacağız. Arzu eden sarımsak da koyabilir tabii ki bunu. Süper. O zaman şimdi tereyağımızı eritiyoruz. Tereyağımızı erittik. Şimdi tereyağımızla eriştelerimizi buluşturalım. Evet, şu anda kızdırdığımız tereyağını güzelce üzerinde gezdirdik eriştemizin. Harika. Şimdi fırına gidiyoruz. 200 derecede ısınmış fırında hafif üstü kızarıncaya kadar bekleyeceğiz. Süper. Buyurun fırına. Öllüğün körünü fırınımızdan çıkardık. Eriştelerimiz şöyle çok güzel kızardılar. Evet. Kızardılar. Biz şimdi biraz torba yoğurduyla normal ev yoğurdunu karıştıracağız. Arzuya bağlı. İsteyen sarımsak ilave edebilir. Biz bir diş sarımsak ilave ediyoruz içine. Daha sonra çırpacağız. Öllüğün körünü ters düz edip üstüne güzel sarımsaklı yoğurdumuzu ilave edeceğiz. Harika bir lezzet çıkacak ortaya. Evet. Sarımsağımızı rendeledik yoğurdumuzun içine. Şöyle bir karıştırıyoruz. Hatta biz bir çırpıcıyla karıştıralım daha güzel içine özesin. Tamam, lezzetlensin. Eğer bir yemek lezzetliyse arılar, kediler, köpekler gelirmiş. Bizim de arılarımız hiç eksik olmadı. Güzel yemeğin kokusunu aldılar. Şimdi tepsimize ters düz edeceğiz. Bakalım. Çıkacak mı tam? Bismillah. Hazır mısınız? Hazırız. Şunu bırakıyorum artık. Tamam. Artık sıcak falan demeyeceğim. Elimle açacağım. Harikasınız. Çok güzel çıktı. Çok
Bakar mısınız? Of, müthiş. Hazırladığımız yoğurdumuzu da kıymalarımızın üstünde gezdiriyoruz. Biz biraz bol yoğurt severiz. Onun için yoğurdunu bol döküyorum. Kıymalı erişte, üstünde yoğurt. Höllüğün körü. Şöyle biraz akıtalım. Sanki Kayseri yağlaması gibi oldu değil mi? Evet, ben çok güzel biraz. Oldu. Çok güzel oldu. İç Anadolu'nun lezzetleri bir başka gerçekten. Şimdi birazcık da süsleyelim, sonra size servis yapalım. Tamam. Ben şöyle biraz pul biber ekeceğim. Maydanozumuzu da koyalım. Aynen. Biraz şöyle süsleyelim ki önce gözümüze sonra midemize hitap etsin. Kesinlikle. Şimdi sıra geldi servis yapmaya. Sabırsızlanıyorum. Keseyim mi? Evet. Küçük bir dilim. Bir pasta gibi. Bakın dilimledik, bir pizza gibi. Oh, harika oldu. Kıymasından, eriştesinden bir güzel alıyorum. Mükemmel bir lezzet. Afiyet olsun. Kıyma ve eriştenin ve sarımsaklı yoğurdun uyumu. Öyle. Bizim yörelerde böyle. Hani çalışan, tarlada çalışıyorlar, çok çocukları var. Eve gelince en pratik yapılabilecek yemeklerin arasında. Çok teşekkür ediyoruz şefim. Biz teşekkür ederiz. Siz dünyaca ünlü bir şefsiniz. Ödülleriniz var. İzleyicilerimiz sizin tariflerinizi takip edebilir mi? Evet, takip edebilir. Instagram adresim Şef Aylin Doğaner. Girdiklerinde orada beni takip edebilirler. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Biz yepyeni lezzetlerle Mutfağım Şahane'ye devam ediyoruz. Kaçıranlar için de ben bu tarifleri YouTube kanalımızda paylaşıyorum. Esirgenç TV YouTube kanalımız, Esirgenç Instagram adresimiz. Bakalım şimdi sırada nasıl bir lezzet bizi bekliyor. Mutfağım Şahane'de Ankara'daki lezzet yolculuğumuza devam ediyoruz. Ve şu anda da harika bir karavan parkındayız. Ailelerin karavanlarıyla geldiği, konakladığı harika bir mekan ve öyle güzel lezzetler yapıyorlar ki ben de bu tarifleri ekranlara taşımak istedim. Elif Merter hanımefendi ile beraberiz şu anda ve Elif'cim ne yapıyoruz acaba? Ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle. Bugün cheesecake yapacağım size, çikolatalı. Bayılırım. Çiçeklerle süsleyeceğim. Harika. Çocuklar bayılır. Yakupcan da seveceğine inanıyorum. Herkes 7'den 70'e izleyicilerimiz, takipçilerimiz zaten tatlılara bayılıyorlar. Aynen. Hele cheesecake'e ölürüz. Kesinlikle ben de bayılıyorum. O yüzden ilk tarif olarak size bunu seçtim. Malzemelerimiz neler? Malzemelerimizi anlatayım. Öncelikle kek kalıbımı böyle hazırlıyorum. Altına yağlı kağıdını serip üzerine 2 kat alüminyum folyo ile kaplayıp alt tabanını 2 paket bisküvi ile rondodan çekiyoruz. Yulaflı bisküvi. Aynen, yulaflı bisküvi. Tamam. 125 gram tereyağıyla bunu karıştırıyoruz. Bu alt tabanı için üzerine bir de fındık karıştırıp bu alt tabanını hazırlıyoruz. Daha sonrasında labnemiz, unumuz, nişastamız, 3 yumurta, 1 vanilin ve kremayla peynir harcını hazırlıyoruz. Tamam. Peynir harcını da yaptıktan sonra bunu bir güzel pişirmeye veriyoruz. Daha sonra üzerine çocukların en sevdiği şey krema ve çikolatayla süslüyoruz. Harika. Önce nereden başlayalım? Öncelikle ben tabandan başlayayım. Tamam. 2 paket bisküvimin içine 125 gram erittiğim tereyağımı bırakıyorum. Yani yaklaşık sanırım 1,5 yemek kaşığı kadar falan yapıyor tereyağı. Aynen. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Rica ederiz, ne demek. Yulaflı bisküvimizle un ufak yaptığımız, karıştırdık tereyağımızı. Bir su bardağı fındığımızı da ekliyorum. Harika, fındıklı. Aynen. Ve fındığı çok çekmedim, biraz ağza gelsin diye. Tamam. İri olacak şekilde. Bunları güzelce harmanlıyorum. Tereyağı her yerine ulaşsın bisküvinin. Tamam. Bütün malzemelerimiz tabanı karışsın. Aynen. Bakalım. Fındıklı, yulaflı bisküvili, tereyağlı çok lezzetli bir cheesecake tabanı hazırlıyoruz. Aynen. Zaten sıcaktan tereyağımız iyice bir evet, eridi. Evet. Ben ilk gördüğüm onu portakal suyu zannettim. Sıcak sağ olsun. Evet. Ama hafif bir tatlı cheesecake. Kesinlikle. Bu yaz günlerinde bence bir de buzdolabına girip çıkıyor ya böyle dondurma havasında doluyor. Soğuk bir şekilde tüketelim. Çok seviyorum ben ve evde de nasıl yapabiliriz? Size şimdi tarifini veriyoruz. En az minimum tarif yapıyorum. Yani normalde 600 gramdan daha fazla labneli yapılanlar var. Ama ben 600 gram daha hafif, peyniri daha az olanını daha çok sevdiğim için bu tarifi size hazırladım. Çok teşekkür ediyoruz. Bunu daha sonra kek kalıbımızın içine boşaltıyoruz. İçine boşaltıyoruz. Hazırladığımız tabanı kelepçeli kek kalıbımızı aldık. Altında muhakkak yağlı kağıt serelim ki alırken sonrasında sorun yaşamayalım. Tamam. Şimdi bir güzel yayıyoruz. Aynen. Bundan sonra bardağın altıyla çok pratik bir şekilde
Ezeceğiz. Ezeceğim. Daha sabit bir konumu haline getireceğim. Çok güzel oldu. Ben yulaflı bisküvi zaten çok seviyorum ve tatlıyla da çok yakışıyor. Zaten tek başına çayların yanında en güzel giden şey. Ben de bayılıyorum. Şimdi bakın bir güzel yaydık kek kalıbımıza. Sonra çay bardağıyla böyle düzelttiğimde eziyoruz iyice yapışsın diye tabana. Kestiğimde dilimim daha güzel çıkıyor. Oo, süper. Bu da çok önemli bir püf noktası. Aynen. İyice bastırmak lazım bardak yardımıyla. Bunu ben buzluğa gönderiyorum. Kaç saat bekletelim buzlukta? Bu çok sürmeyecek. Bir 10 dakika kadar beklese sıkıntı yok. Biz o arada peynir harcımızı hazırlayalım. Süper. O zaman hemen kek kalıbımızı buzdolabına götürüyoruz. Kek kalıbımızı difrize gönderdik. Şimdi sıra geldi diğer harcını hazırlamaya. Aynen, peynir harcını hazırlıyoruz. Burada 600 gram labnemiz var. Labnemizin suyunu ne kadar çekersek o kadar iyi. Aslında kağıt peçeteyle bir süzekte evet. yaparsak. Bizim burada biraz sıcakta sulandı ama hiç sorun değil. Siz süzmek lazım. Aynen, süzmek lazım. Siz evinizde süzerseniz çok daha iyi olur. Süper oldu gerçekten. Labnelerimizi aldık karıştırma kabımıza. Labnenin üzerine 200 gram bir paket krema ekliyoruz. Tamam. Kremamızı ilave ediyoruz. Ben burada göz kararı yapıyorum. Şimdi karıştırıyoruz aynen. krema ve labneyi. Aynen. Karıştırıyoruz. Ne kadar az karıştırırsak o kadar iyi. Ben bu arada hemen bir su bardağı şekerimi ekliyorum. Tamam. Hemen çok az bir karıştırdık bakın. Aynen. Krema ile labneyi ve toz şekeri ilave ettik. Burada tek tek yumurtalarımızı kırıyoruz. Bu da önemli noktalardan biri. 3 adet yumurtamızı aynen. da kırıyoruz. Önce birini kırıyorum. Bir kırıyoruz, karıştırıyoruz. Aynen. Homojen hale geldiğinde 2 kaşık unum, 2 kaşık nişastam. Hemen onları ekliyorum. Tamam, hepsini boşaltalım. Aynen, boşaltabiliriz. Şöyle 2 kaşık un, 2 kaşık nişasta da şu anda karıştırma evet. kasemizde. Bir pakette vanilyamız var. Onu da ekliyoruz. Karışımımız hazır. Süper. İşte cheesecake'imizin o en lezzetli yerlerinden biri. Peynir harcı. Evet. Hazır. Şimdi tart tabanımızla buluşturabiliriz. Harika. Cheesecake'imizin tabanını difrizden getirdik. Harika bir şekilde donmuş. Kek harcımızı hemen üzerine bu şekilde boşaltıyoruz. Kek harcımız ne sıvı çok sıvı olacak ne de çok katı olacak. Homojen bakın şöyle aynen. güzel bir akışkan kıvamı var görüyorsunuz. O kıvamı yakalamak lazım. Kaç derecede kaç dakika pişirelim? 170 derecede, 160 derecede fansız ayarda 50-55 dakika kadar pişirebiliriz. Ama fırından fırına da bir değişiklik olabiliyor. O yüzden sürekli kontrol halinde olalım. Kenarları pişmiş ve katı ama ortasını salladığımızda yumuşak olduğunda fırından çıkartabiliriz. Süper. O zaman fırına gidiyoruz. Cheesecake'imizi fırına gönderdik. Bir güzel pişiyor ama daha işimiz bitmedi. Şimdi sosunu hazırlıyoruz. Şimdi sosunu hazırlıyoruz. Ben bugün size kremalı çikolatalı yapacağım. Öncelikle 200 gram kremamı tavama ekliyorum. Tavam burada biraz fazla kızdı. Evet, güneşin altında. Güneşin altında. Kremamızı burada birazcık kaynatma noktasına geldi. Bizim şu an çok kaynadı. O yüzden alıyorum ocaktan. Tamam. Kaynama noktasına geldiğinde ocaktan alabiliriz. Hemen üzerine 200 gram kadar. Ben burada bitter kullandım ama siz isterseniz ki sütlü çikolata veya tam karışım yarı yarıya da kullanabilirsiniz. 200 gram bitter çikolatamı, kuvertür çikolatamı ekliyorum. Çok güzel oldu ya. Şu görüntü bile yeter yani. Ekmeğin üstüne sürüye. Gerçekten harika görünüyor. Çikolatamızı da bir güzel ekledik kremamıza. Kremamızla çikolatamızla bir güzel karıştırıyoruz. Evet. Cheesecake'imiz fırından çıktıktan sonra kendisiyle buluşturacağız. Süper. Ve üzerine istediğimiz gibi süsleyeceğiz. Harika. O zaman cheesecake'imizin fırından çıkmasını bekliyoruz. Şimdi bir güzel kekimiz pişti fırında. Cheesecake'imizin tabanı, keki. Biliyorsunuz çikolata sosumuzu da önceden hazırlamıştık. Birazcık da kekimizi soğuttuk bu arada. Şimdi çikolatayla kekimizi buluşturuyoruz. Yakupcan kokuyu aldı geldi ama Yakupcan birazcık buzdolabında soğutacağız bunu. Tamam, daha güzel olur soğuk. Tekrar buzdolabına donmaya götürüyoruz. Kaç saat bekletelim buzdolabında? Ya bunu ne kadar bekletirsek aslında o kadar kar. Ya misafirlerimiz gelmeden bir gün önce yapıp tekrar bekletirsek dolabında inanın çok daha güzel olacak. Ama biz bunu çikolatası donduktan sonra da yiyebiliriz.
Cheesecake'imiz buzdolabında bir güzel dondu, kıvama geldi artık. Evet, artık çilekleriyle süsleyebiliriz. Süsleyebiliriz. Çileklerimizi ortadan ikiye böldük, yeşil taraflarını temizledik. Kesinlikle. İstediğiniz gibi temiz yapabilirsiniz, hiçbir sorun yok. Ben şu an aklıma bu şekilde geldiği için bu şekilde süslüyorum. Çileklerle harika bir şekilde süsledik. Çok güzel oldu. Antep fıstığıyla da üzerine şöyle bir renkli dokunuş yapacağım. Şimdi çileklerimizi süsledik. Evet, çileklerle süsledik. Artık yiyebiliriz o zaman ablacığım. Evet, hadi açalım. Bir güzel çıkartıyoruz. Çıkartıyorum. Kelepçemizden. Of, Antep fıstıkları, çilekler şahane görünüyor. Şimdi bunu zevkle keseceğim. Oy oy oy, ne kadar güzel soğumuş. Ne kadar şöyle güzel olmuş. Cheesecake'imizin tadına bakıyoruz. Çok güzel görünüyor. Çok merak ediyorum tadını. Çok güzel. Ellerine sağlık Elif Şefiyet olsun. Her zaman bekliyorum. Her zaman geleceğiz bu lezzetleri yemek için. Ama aynı zamanda kaçıranlar için ben bu tarifleri YouTube kanalımızda da paylaşıyorum. Esirgenç TV YouTube kanalımız, Esirgenç Instagram adresimiz, yepyeni tariflerle programımız devam ediyor. Mutfağım Şahane'de Ankara'da Kutlu Düğün Köyü'nde şimdi sıra geldi buranın meşhur höşmerimini yapmaya. Ankara dendiğinde akla höşmerim gelir ve Sıdıka Hanım'la birlikte bu güzel tatlıyı yapıyoruz. Sıdıka ablacığım, malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz 1 kilo kadar süt. Tamam. Sütün içine, kaynamış sütün içine bir miktar tuz ilave ediyoruz. Tamam. Bir miktar ilave ediyoruz. Tereyağı hafif hafif karıştıraraktan unumuzu ilave ediyoruz. Bir güzel karıştırıyoruz. Evet, bir güzel karıştırıyoruz bunu. Bütün malzemeler birbirine geçecek. Evet, birbirine geçer. Bunu burada bırakıyoruz. Bunu tüpün üstünden indiriyoruz. Oldu mu bu hamur şimdi? Evet, bu hamur höşmerim oldu. Hamur hazır mı? Evet, höşmerim hamuru hazır. Höşmerimin hamurunu hazırladık. Çok evet, kolay oldu. Evet, sütü, unu, evet, tereyağı karıştırdık. Evet, evet, aynen, aynen. Şimdi ne yapıyoruz Sıdık abla? Tavamızı ocağımıza koyduk. Tereyağımızı yine bulundurduk burada. Harika. Bu eriyecek. Tereyağımızı eritiyoruz. Tereyağlı oluyor. Höşmerim bol tereyağlı. Evet, bol tereyağlı. Neden höşmerim? Neden höşmerim? Eskiden kıtlık, yokluk vardı. Tok tutsun çoluğumuz, çocuğumuzu, eşimizi diye. Hoş olsun diye höşmerim yapmışlar. Evde ne varsa. Katlandırmışlar, yemişler evde ne varsa. Höşmerim diye sormuş. Evet, höşmerim demiş. Ay hanımın eşi de. Bu ne kadar hoş olmuş demiş, höşmerim olmuş. Vallahi bakın hikayeleri de var. Evet. Yani bütün yemekler burada hikayeli. Şimdi tereyağımız evet, eridi. Eridi. Tereyağımız eridi. Tereyağımız eridi. Bunun üstüne ilave yapıyoruz. Hazırladığımız hamurumuzu. Evet. Şimdi bunu böyle ezinti yaparaktan. Çok güzel kızartıyoruz. Güzel bunu kızartıyoruz. Hamur ve tereyağının mükemmel uyumu. Ankaralılar bilirler. Höşmerim olmazsa olmaz. Özel misafirlerimize de bulundururuz bu yemeklerimizi biz. Kesinlikle. Şimdi bir güzel höşmerimimizi evet, kızarmaya bırakıyoruz. Evet. Bir güzel çıtır çıtır olsun. Evet. Birazcık tabii fazla kavurmamız gerekiyor. Evet. Bir 5-10 dakika kavuralım, rengi değilsin. Evet. Sonra bakalım ne yapacağız. Bakın yaklaşık 10-15 dakikadır evet, hamurumuzu bir güzel kavuruyoruz. Evet. Rengi döndü. Çıtır çıtır oldu. Çok güzel görünüyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi tabağı üstüne çevirip altını kızartıp yan çevireceğiz. Allah! Çok en heyecanlı kısmı burası. Bu şekilde. Bakın. Tasımızı kapattık. Şimdi bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Vay! Çok güzel oldu. Balımızı. İşte balımızı koyduk. Arzu ederseniz şeker de döküp. Evet, ben şekerlisini biliyorum. Evet. Burada ballısı çıktı karşımıza. Biz şekerli de yaparız. Şekerli de yaparız, ballı da yaparız. O yiyeceğin tercihi. Aynen öyle. Ama ballı daha sağlıklı. Bir de zaten Kutlu Düğün bölgesinin balı da meşhur. Çünkü çok güzel bir balı var, çok güzel bir doğası var. Balı meşhur. Şimdi tadına bakabilir miyiz? Tabii ki. Çok güzel görünüyor höşmerim. Şöyle balından, bakın ballı alıyorum. İsteyen tabii toz şekerli de yiyebilir. Ballı. Sıdık abla. Şöyle döksem şeker döküp yer miyiz? Yeriz. Yenmez mi? Değil mi? Yenmez mi? Tereyağlı. Hmm. Biz şunu şöyle yapalım.
Sunum da efsane. Toz şekerimiz de burada. Toz şekerimiz de burada. Bunu da ellerinize da... sağlık Sızık ablacığım ya. Bu ne kadar güzel bir höşmerimdir. Yeter değil. Yeter. Ballısı efsane. Şekerlisi. Şekerlisi. Daha efsane. Ben şekerini çok severim. Ben de. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Şeker olsun. Bal olsun. Herkes yapsın denesin. Herkes yapsın denesin. Yapmayanlar da... Höşmerim istedikçe buyurun gelin biz sizleri size yaparız. Gerçek yerinde yemek için Kutlu Düğün Köyü'ne, Kutlu Düğün Kasabası'na gelin. Evet, Kutlu Düğün Kasabası'na, köyüne gelin. Ankara burası. Ankara'nın lezzetlerini yapmakla bitmez. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık Sıdık ablacığım. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben yapmak isteyenler için bu tarifleri YouTube kanalımıza da paylaşıyorum. Esirgenç TV YouTube kanalımız, Esirgenç Instagram adresimiz ve bakalım şimdi sırada hangi lezzetimiz var. Mutfağım Şahane'de Nigar Hanım'la beraber Ankara'da şimdi güveçte yufkalı orman kebabı yapıyoruz. Çok güzel malzemelerimiz var. Nigar ablacığım nedir bu malzemelerimiz? Tabii ki başta etimiz var. Evet. Etimiz, bir tane büyük havucumuz var, tek bir tane patatesimiz var. Yine bir kase bezelyemiz var. Soğanımız, domates, tereyağı, kaşar ve yufkamız var. Malzemeleri. Ya tuz, karabiber bildiğimiz bir klasik. Bir de kekik var burada kullanacağımız pul biberle birlikte. Şimdi orman kebabımızı yapmaya başlıyoruz. Evet. Tabii etlerimizi önceden kuşbaşı doğradık ve doğradık. Haşladık. Haşladım, evet, hazır ettim daha öncesinde. Çünkü pişmesi uzun sürmesin diye. O diğer sebzeler dağılıyor bu sefer et pişene kadar. Harikasınız. Ben biraz tereyağı ilave ediyorum. Daha önceden biraz onu şey yapmıştım çünkü. Bir yemek kaşığı tereyağımızı aldık. Hemen üzerine etimizi koyuyorum. Etimizin kendi yağı da olduğu için üzerine farkındaysan donmuş. Evet. Tereyağımızın üstüne kuşbaşı etlerimizi ilave ettik. Etlerimiz şöyle kavruluyor. Kavrulurken etlerimizi tereyağında kavuruyoruz. Ve soğanımızı ilave ediyoruz birlikte. Çünkü etler pişmiş olduğu için öncesinde. Soğanımız güzel bir kavrulsun, sonra sebzelerimizi ilave ediyoruz. Bir adet değil mi soğanımız? Evet, bir tane soğan koyduk. Küp küp doğradık. Bir de sarımsağımız vardı Özlemciğim. Evet. Oradan ben hemen... Sarımsaklarımız. Şöyle küçük. Sarımsak da ayrı bir lezzet olduğu için. Şöyle ben hemen hızlıca elimine doğruyorum. İki küçük diş sarımsak koyuyorum. Tamam, yemeğimize lezzet versin. Sarımsaklarımızı da doğradık minik minik. Şimdi soğanlarımızın kavrulmasını bekleyeceğiz. Soğanlarımız kavrulunca yavaş yavaş önce havuçlarımızı biraz kavuracağız. Sonra patateslerimiz, sonra bezelyemiz ve suyumuzu ilave edeceğiz. Harika. Önce o zaman soğanlarımız, sarımsaklarımız kavrulsun bakalım. Evet. Çok güzel kavruldu soğanlarımız. Soğanlarımız kavruldu, etimiz hazır. Şimdi sırasıyla havucumu atıyorum. Küp küp doğradığımız bir adet havucumuz. Onu da kavuruyoruz. Evet. Sonra patatesimizi atıyorum. Tamam, bir adet patates küp küp doğradık. Aynı şekilde. Orman kebabı. Biz güveçte ve yufkayla yapacağız. Evet. Bezelyemizi de koyalım. Tamam. Bir su bardağı kadar bezelyemiz. Evet. Haşlanmış. Haşlanmış o da. Şimdi karıştırıyoruz. Şimdi tuz, karabiber, pul biber koyup suyunu koyacağız. O kendi kendine sebzelerin birbirine karışmasını bekleyeceğiz. Tamam. Şöyle tuzunu atıyorum. Karabiber. Karabiber atıyoruz biraz. Oh. Ankara dendiğinde akla gelen en önemli lezzet annesi Nigar Hanım. Ay, teşekkür ediyorum. Çok güzel yemekler yapıyor. Özellikle pasta, kek, doğum günü pastaları konusunda bir üstad diyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Yakupcan'ın hep doğum günü pastalarını yapmıştı. Doğduğu günden itibaren pastalarını yaptık. Son zamanlarda pandemi bizi vurduğu için yapamıyoruz. İnşallah ama bu yılda yapacağız beraber. İnşallah. Ne istiyorsa en güzel pastayı yapacağım. Çok teşekkürler. Şimdi kekiğimizi en sona bırakıyorum. Kekik biraz acılık verdiği için en son yapıyorum. Pasta koymuyorum, evet. Şimdi kapağını kapatıp pişmesini bekleyebiliriz. Şöyle süper. Suyumuzu da sebzelerimizin üstünü geçecek kadar döktük. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Evet. Kapatıyoruz. Şu anda sebzelerimiz yumuşayana kadar bekleyeceğiz. Havucumuz piştiği zaman zaten pişmiş demektir. Daha sonra güveçlerimize yerleştireceğiz. Onu da ayrıca göstereceğiz. Şu anda yemeğimiz hazır, pişmeye bıraktık. Evet. O zaman 20 dakika kadar biraz kaynatalım, pişirelim. Havuçlar yumuşasın, güveçleri alalım. Şimdi yemeğimiz bir güzel kaynadı, pişti. Evet, şimdi en son kekiğimizi atmamıştık. Bakın nasıl kaynıyor zaten. Fokur fokur. Şöyle koyalım. Tüm malzemeler özdeşleşti. Şimdi en son kekiğimizi atıyoruz ki acılı yemeğe geçmesin diye. Zaten şöyle bir hafif karıştırıp, bakın zaten bütün sebzeler yumuşadı. Yumuşadı, pişti. Şöyle kenara alıyoruz. Şimdi güveçlerimizi alıyoruz. Tamam. Sıvı yağ ve su hazırladım şöyle. Hafif bir ıslatıyoruz.
İçini bakın sıvı yağ ve evet, suyla ıslatıp şöyle yufkalarımız var. Hazırladığımız parça tamam. Yufkalar. Şöyle ıslatarak yufkalarımızı. Bu şekilde. Bakın. Dışarılarda dışarıda kalacak gibi kenarları yaparlarsa daha güzel olur. Evet, daha güzel olur. Şöyle biraz da yumuşatalım. Biraz açık havada olduğumuz için kurudu. Yufkalarımız kurudular. Sorun yok. Onu şöyle. Da işte su ve zeytinyağıyla evet. Yumuşatıyoruz. Aynen öyle. Şimdi şöyle içine kepçeyle orman kebabımızı koyuyoruz. Koyuyoruz. Yufkaların içine bakın şöyle. Çok güzel bir görseli var. Evet. Şimdi göreceksiniz üzerine bir parça domates. Birazcık suyundan da koyalım da yufkalarımızı da şöyle bir yumuşatalım. Çok güzel bir görüntüsü şöyle bir oldu. Parça domatesi üzerine koyuyoruz. Ve kaşar peynir. Peynirimiz var. Kaşarımızı da şöyle üzerine yayıyoruz. Rendelediğimiz kaşar peynirlerimizi domatesin üstüne serptik. Ben seviyorum. Herkes böyle seviyor olabilir. Şöyle bolca koyuyoruz. Harika bir daha görüntü. Fırına veriyoruz. İşte çok güzel. Bu şekilde de servis ediyoruz daha sonra. Misafir. Görseli harika. Evet. Şimdi ikinci güvecimizi de dolduruyoruz evet. Yine. Aynı şekilde şöyle. Su ve zeytinyağı karışımını güvecin içine sürüyoruz. Aynı şekilde yine yufkamızı koyuyoruz. Bu biraz kurumuş Özden. Tamam. Daha yumuşak olandan alalım. Heh, şunlar biraz daha iyiler. Altta kalanlar daha evet. Yumuşak. Şöyle. Güvecimizin şöyle. İçine yerleştirelim. Harika oldu. Ha. Şimdi bak bunlar katlanabilir biraz daha. Dedim ki şöyle yapacaklar ki görselde de güzel dursun. 3 adet yufkamızı minik minik parçalara böldük. Yine tekrar şöyle yapalım. Bakın. Şimdi tekrar yufkaların üzerine orman kebabımızı alıyoruz. Evet, biraz suyundan alarak şöyle koydum. Domatesimizi koyuyoruz. Domates şu şekilde. Hemen bir kaşarımızı da. Rendelediğimiz kaşarlarımızı da üstüne. Kaşarımız da o kadar güzelmiş ki daha tabakta eridi görüyorsun. Evet. Fırına bol yağlı. Fırına girmeden eridi kaşarımız da. O zaman biz bu güzel güveçlerimizi fırına götürüyoruz. Kaç dakika, kaç derecede pişirelim? Sadece kızarana kadar. 200 derece açsınlar fırınlarını. Üzeri kızardığında yeterli. Zaten yemeğimiz pişmiş durumda. Sadece kaşarın erimesi yeterli bizim için. Süper. O zaman haydi fırına. Şimdi bir güzel güveçlerimizi fırından çıkardık. Nigar ablacığım çok güzel görünüyorlar. Ya değişik bir şeyler yapacağım size demiştim. Evet. Yani orman kebabını bir de böyle denesinler bence. Çok güzel görünüyor. Evet. Dışı çıtır çıtır yufkalarımız. Çok güzel. Ekmek ya. Niyetine evet. Yenebilir. Evet. Ve şuradan şöyle hem etinden evet. Hem almak istiyorum bakın. Hem etinden hem sebzelerinden alayım. Mükemmel görünüyor. Çok güzel. Afiyet olsun. Şimdi dediğim gibi önceden eti biraz haşlarlarsa çünkü etle sebzelerin pişme süresi aynı olmadığı için et bazen sebzeleri dağıtabiliyor. Bu şekilde çok daha güzel oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun geldiğiniz için. Ellerinize sağlık Nigar ablacığım. Ben de eğer yapmak isterseniz bu tarifleri YouTube kanalımızda paylaşıyorum. Esirgenç TV YouTube kanalımız, Esirgenç Instagram adresimiz yepyeni tariflerle mutfağım şahane devam ediyor. Mutfağım şahanede, Kutlu Düğün Köyü'nde şimdi sıra geldi. Düğünleriyle meşhur olan bu köyün meşhur düğün yemeklerinden birini yapmaya. Karadolma yapıyoruz. Malzemelerimiz neler karadolma için? Malzemelerimiz yaprağımız var, yağımız var, soğanımız var, baharatlarımız var çeşit çeşit. Nane, kekik, pul biber, tatlı biber ve karabiber. Evet. Bulgurumuz var, pirincimiz var, salçamız var. Maydanozumuz var. Maydanozumuz var. Bu kadar. Malzemelerimiz çok kolay. Yapraklar köyün yaprağı, onu söyleyelim. Doğal, taze, yeni toplanmış ve biz bu yaprakları haşladık. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ilk önce yağımızı koyuyoruz. Zeytinyağlı olduğu için. Zeytinyağı. Zeytinyağı, evet. İçerisine soğanımızı atıyoruz. Bir adet küp küp doğranmış soğanımız var. Evet. Ama biz yarısını kullanıyoruz. Evet, yarısını. Porsiyonumuz küçük olacak. Evet. Ama biraz dolma soğanlı bol güzel olur. Evet. Kavuruyoruz bunu. Bir güzel soğanımızı yumuşayıncaya kadar, rengini değişinceye kadar kavuruyoruz. Soğanımız çok güzel kavruldu. Şimdi içerisine salçamızı katacağız, köy salçamızı. Birazcık da salçamızla kavuralım. Salçamız şöyle bir renk versin, lezzet versin.
İçerisine kırmızı biberimizi. Tamam. Toz biberimiz. Toz biberimiz. Pul biberimiz. Tamam. Karabiberimiz. Tamam. Nanemiz. Ve kekiğimiz. Süper. Kekiğimizi ilave ediyoruz. İlave ettik. Tekrar karıştırıyoruz. Mükemmel. Şimdi daha da lezzetli oldu baharatlarımızla. Dolmamızın içi. Kara dolma yapıyoruz dedik. Düğünlerin baş rol oyuncusu. İçerisine bulgurumuzu, köy bulgurumuzu katıyoruz. Bir su bardağı. Bir bardak, evet, su bardağı. Onu da kavuruyoruz bir güzel. Evet. Bir bardak pirincimiz var. Pirincimizi katıyoruz. Harika. Pirincimizi de ilave ettik. Maydanozumuzu da ilave ettik. Birkaç dal maydanoz ince doğranmış. Evet, karıştırıyoruz tekrar. Yaprağımızın içi hazır hale geldi. Düğünlerimizde, bayramlarımızda, yani komşuları davet ettiğimizde dolmalarımız. Aynen. Kara dolmamızın büyük bir kısmını aslında hazırladık. Şimdi sıra geldi bu güzel dolmamızı sarmaya. İçimizi hazırladık, tenceremizi aldık. Ne yapacağız? Tuzumuzu atacağız. Tamam. Tuzumuzu da ilave edelim. Tabii tuz önemli, tuzsuz olmasın içimiz. Şimdi biz ne yapıyoruz? Yavaş yavaş dolmalarımızı sarmaya başlıyoruz. Tenceremize yerleştireceğiz. Şimdi içimizi aldık ve yapraklarımızı sarmaya başlayabiliriz. Önceden haşladığımız Kutlu Düğün Köyü'nün yaprakları. Şöyle sapını aldık. Damarlı yerleri üste gelecek şekilde, değil mi? Evet. Sarıyoruz. Buyurun efendim. Bir güzel sarıyoruz. Kalem gibi bakalım sarabileceğiz mi? Harika, sizin kalem gibi oldu. Kalem gibi olanlar sizin. Şöyle tombiç olanlar benim. Harika. Şöyle tenceremize yerleştiriyoruz. Yapraklarımız bitene kadar biz sarıyoruz yapraklarımızı. Yani bayramlarda bekleriz. Bayramlarda değil mi? Evet, sarma olmazsa olmaz. Evet. İnşallah bir düğüne denk geleceğiz. İnşallah bekleriz her zaman için. Kapımız açıktır. Sağ olun. Son yapraklarımızı sarıyoruz. Şöyle minik boşaltalım. Bir parça efendim. Buyurunuz. Küçük küçük itinayla sara sara tenceremizi doldurduk. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ocağımıza koyuyoruz pişmeye. Yağına üstüne salçalı sos yapacağız. Tamam. Pişmeye koyacağız. Kısık ateşte yarım saatte falan pişer. Salçalı sosumuzu yapıyoruz. Tamam. Salça katıyoruz. Hanife abla harikasın gerçekten. İki kaşık salçamızı aldık, evet. Karıştırma kabımıza. Katıyoruz içerisine birazcık. Kabımıza şöyle bir açalım salçamızı. Birazcık da içine tuz katıyoruz. Tamam, tuzumuzu da koyalım. Dolmalarımızı kısık ateşte şimdi pişmeye bırakıyoruz yarım saat. Birazcık da yağ katıyoruz zeytinyağlı olduğu için. Zeytinyağı bol koyduk. Üzerine döküyoruz. Salçalı sosumuzu da döktük. Evet. Şimdi dolmalarımızı yarım saat 40 dakika kadar kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Sonra Hanife abla tadına bakacağız. Evet, inşallah. Çok güzel. Dolma. Biraz da su koyduk. Evet. Yanmasın, dibi, evet, tutmasın. Evet. Şimdi kapağını kapatalım. Bir saat şey yapacağız, pişireceğiz. Bir saat mi pişirelim? Kısık, evet. Tamam. Kısık ateşte. Yaklaşık bir saat kadar kısık ateşte dolmalarımızı pişirdik. Evet. Acaba nasıl oldu, ben de merak ediyorum. Çok güzel bir dolmamız oldu. Teşekkür ediyoruz vallahi Hanife ablacığım. Oo. Tabii yavaş yavaş kısık ateşte pişirdik. Tencerenin dibi tutmasın diye. Çok güzel olmuş. Hadi servis edelim. Şöyle alıyorum tabağıma. Oh, salçalarıyla, sosuyla zeytinyağlı dolma yaptık. Çok güzel gerçekten sardık, incecik hepsi kalem gibi. Benimkiler altta kaldı Allah'tan, tombişler. Şöyle tadına bakıyorum, nasıl oldu merak ediyorum. Hmm. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bir limonu eksik. Ekşi sevenler limon sıkabilir ya da limonlarla üstünü süsleyebilir. Evet, aynen öyle. Mükemmel. Ellerinize sağlık diyorum. Afiyet olsun. Tarifini verdik, muhakkak yapın, deneyin.
bize teşekkür edeceksiniz. Mükemmel bir dolma, çok hafif, çok lezzetli. Yapmak isteyenler için ben bu tarifleri YouTube kanalımızda da paylaşıyorum. Esirgenç TV YouTube kanalımız, Esirgenç Instagram adresimiz. Bakalım acaba nasıl bir lezzet Mutfağım Şahane'de bizimle beraber olacak. Mutfağım Şahane'de şimdi Kutlu Düğün Köyü'nün Ankara'nın meşhur köy ekmeğini yapıyoruz. Malzemelerimiz neler acaba? Malzemelerimiz su, tuz, ekşi maya, un. Süper. Hadi ekmeğimizi yoğurmaya başlayalım. Bir miktar suyumuzu... Bir miktar suyumuzu alıyoruz. İçerisine tuzumuzu atıyoruz. Tamam, bir karıştırıyoruz. Evet. İçerisine olmazsa olmazın köy mayası, ekşi mayalı. Önceki yoğrulan ekmeğin evet. Hamuru bu. Evet. Bizim eski ninelerimizden gelen bir şeyimiz. Gelenek. Geleneğimiz, evet. Değil mi? Yüzlerce yıldan beridir yapılıyor. Bu köyün tarihi 700 yıl öncesine kadar gidiyor. Bir Yörük köyü ve Yörükler hala kültürünü korumaya devam ediyor. Yörüklerin de olmazsa olmazı ekmekleri. Evet, aynen öyle. Ekşi mayalı köy ekmeğimiz. Yani bizler daha büyüklerimizin geleneğini üretiyoruz ama bizden gelen nesillerimiz de üretmesini istiyoruz. Vallahi inşallah. Devam ettirmesini istiyoruz. Gerçekten öyle. İşte hep neneden toruna, torundan evet. Çocuğa derken bugüne kadar gelmiş. Bakın unumuzu da ilave ettik ve bu güzel köyün ekşi mayalı ekmeğini yoğuruyoruz. Evet. Nasıl bir hamur elde edelim? Nasıl bir elde? Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Tamam. O zaman bakın göz kararı unumuzu koyduk, suyumuzu koyduk. Önemli olan burada kıvam evet. Ve kulak memesi kıvamını yakalamamız lazım. Evet, aynen öyle. Bir güzel yoğuruyoruz. Fırınımızın başındayız. Köyün ekmek fırını burası. Hemen arkamda böyle ekmek fırınının içine baktığımda da böyle dizi dizi ekmekleri görüyorum. Sıcak sıcak evet. Fabrika gibi burası. Evet, fabrika gibi evet. Gerçekten ekmeği hiç eksik olmaz. Bir güzel yoğuruyoruz bakın hamurumuzu. Ekşi mayalı. Şimdi hamurumuzu yoğurduk. Bir saat dinlenmeye bırakacağız. Mayalanmaya bırakacağız. Şöyle bakın bir güzel hamurumuzu şekillendiriyoruz soframızda. Soframızda bir güzel şekillendirdik. Evet, şekillendirdik. Bir saat dinlendirmeye bırakacağız. Bir saat 15 dakika. Ekmeğimizi bir güzel mayalanmaya bırakıyoruz. Bir saat kadar mayalansın. Siz de evinizde eğer denemek isterseniz aynı bu şekilde yapın. Mayalamaya bırakın ve ardından da fırınınızda pişirin diyoruz. Kaç dakika, kaç derecede pişirsinler izleyicilerimiz? İzleyicilerimiz 250 dereceli fırında pişirsinler. Isıtılmış fırında, önceden ısıtılmış fırına sürmeleri lazım. Bir saatte pişirmeleri lazım. Bir saatte pişirmeleri lazım. Evet. Ama bizim hazır pişmiş ekmeklerimiz var. Ekmeklerimiz var, evet pişmiş ekmeklerimiz var. Çıkartacağız. Hadi ben bu hamuru atayım. Oo, Yakupcan da çok güzel bir hamur açtı. Şimdi evet. O hamuru atacağız Yakupcan. Önce ekmeğimizi çıkaralım. Evet. Şimdi ekmeklerimizi çıkartıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Of of of. Yakupcan ekmeğin güzelliğine bak. Soframıza aldık. Koyabiliriz soframıza. Harika. Yakupcan'ın hamurunu da. Yakupcan senin açtığın ekmeği de fırına atıyoruz. Mis gibi koktu ekmeğimiz. Hemen dokunmak istiyorum. Sıcacık. Ve bir de bu ekmeğin bir özelliği varmış öğrendim. Kutlu Düğün Köyü'nün coğrafi işareti olan lezzetlerindenmiş. Ekşi mayalı ekmek. Evet, odun ateşinde pişen. Nasıl kesebiliriz bunu? Ay çok sert. Hey maşallah, hey maşallah. İşte Kutlu Düğün Köyü'nün güçlü hanımları. İçine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Aman Allah'ım, şahane görünüyor. Mükemmel bir lezzet, harika bir ekmek. Ay çok sıcak. Ay 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 ay. Aslında bu tabii tereyağıyla yenir. Köy tereyağıyla yenir ama daha burada o kadar çok çekim yapacağız ki ben ekmeğimi alıp gideceğim. Tereyağıyla da bol bol yiyeceğim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık pamuk gibi hayatımda tattığım en güzel ekşi mayalı ekmeklerden. Dışarıda ne buldum? Nereden buldun onu? Dışarıda. Tamam, onu kolunun altına koy Yakupcan. Soğumaya bırakmışsınız. Tamam, o senin olsun. Ben de bu ekmeğimi alıp gideyim. Çünkü köyün en önemli lezzeti, coğrafi işareti olan lezzeti ve hayatımda tattığım en güzel ekşi mayalı ekmeklerden ekmeğimi alıyorum. Yoluma devam ediyorum. Kolay gelsin ablalarım. Teşekkür ederiz. Size görüşürüz. Sağ olun. Hoşça kalın.
Mutfağım şahanede. Şimdi Ankara'da Semih Şef'le beraber tavuk pirzola yapıyoruz. Taze kekikli. Malzemelerimiz neler şefim? Hemen sayıyorum. Tavuk pirzola, karabiber, tuz, nane, nar ekşisi, tabii ki taze kekiklerimiz, rozmarin olur, biberi olur. Sonrasında köy biberi, çeri domates, nohut, sıvı yağ, maş fasulyesi ve siyez bulguru. Süper. Malzemelerimiz bu kadar. Evet. Pirzolamızı yapalım. Evet, pirzolamızı yapalım. Önce ne yapacağız? Önce yanına küçük bir salata yapacağız. Onun için de maş fasulyesi ve tabii ki siyez bulgurunu kullanacağız. Tamam. Önce bunları haşlıyoruz. Bir su bardağı siyez bulgurunu haşlıyoruz. Bir su bardağı siyez bulgurunu haşlıyoruz. Bir su bardağı da maş fasulyesini haşlıyoruz. Harika, maş fasulye çok güzel, çok evet. Lezzetli. İlk kez ben Muğla'da karşılaşmıştım. Muğla'da gördüğümde çok şaşırmıştım ama çok faydalı. Ülkemizin her yerinde bulabilirsiniz. Evet. Nohutumuzu önceden haşlamıştık. Şimdi tavuğumuza geçebiliriz. Tamam. Tavuğumuz için önce şöyle güzelce açtık biz tavuğumuzu. Bunlar zaten önceden biz marine ediyoruz. Tamam. Şimdi çok az bir şey zeytinyağı dökelim tavuğumuza. Şöyle. Ondan sonra bunları birbirine şöyle bir güzel sürelim, iyice harmanlansınlar. Sonra tabii ki tavuğumuzu ne yapacağız? Izgaramızın üstüne atacağız. Şöyle güzelce bunlar pişsinler. Şimdi biz önce siyez bulgurumuza maş fasulyemizi birazcık haşlayalım. Tabii ki bir tane de biber atalım, köz biber koyacağız yanına lezzet versin diye. Bu şekilde. Süper. O zaman fasulyemiz, bulgurumuz haşlansın ve tavuklarımızı da pişmeye bırakalım. Çok güzel bakın, pirzolalarımız pişti. Üstüne dağ kekikleriyle lezzet verdik. Bir yandan maş fasulyelerimiz haşlandı. Siyez bulgurumuz haşlandı. Şimdi ne yapalım? Yemeğimiz neredeyse tamam. Evet, şimdi hepsini bir güzel birleştirelim. Ne yapalım? Önce tavuklarımızı, üstünde dağ kekikleri falan, rozmarinin olduğunu çevirelim. Of, ne güzel pişmiş. Hepsi lezzetli lezzetli pişti. Şimdi ne yapalım? Şimdi ufak bir yanına salata yapalım. Tamam. Siyez bulgurlu, marş fasulyeli bir salata yapalım. Şöyle süzdürelim hafiften. Sağlıklı aslında. Evet, gerçekten sağlıklı. Diyet yapanlar, kilo vermek isteyenler, sağlıklı beslenenler için harika bir lezzet. Evet. Siyezimizden aldık. Şöyle biraz da maş fasulyemizden alalım. Ben maş fasulyeye bayılıyorum. Gençlik ve güzellik veriyor. Evet. Bol bol yiyeceğim. Nanelerimizi atıyoruz içine. Nane. Evet, hafiften kurumuş, özel kurutulmuş nane. Sonrasında zeytinyağı ve nar ekşisi dökeceğiz. Nar ekşimizi döktük. Zeytinyağımızı dökelim, çok az bir şey. Şimdi sıra geldi nohutumuza. Nohutumuzu da alalım, nohutumuzu da katalım içine. Taşlanmış nohut. Evet, taşlanmış nohutumuz. Gayet güzel bir harmanlayalım. Evet, harika gözüküyor gerçekten. Karıştırıyoruz bütün lezzetlerimizi. Karıştırıyoruz, hepsinin lezzeti birbirine geçmesi için. Evet, tabağımızı şöyle alalım. Bir güzel malzemelerimizi karıştırdık. Servis tabağımız da burada. Evet, servis tabağımızın bir kenarına şu şekilde bunları koyuyoruz. Çok sağlıklı bir tabak. Evet. Sonrasında pişmiş olan tavuk pirzolalarımızı. Harika. Evet, şöyle. Ateşin lezzetini, mangalın lezzetini aldı. Evet, şöyle birini koyalım. Wow, harika oldu ya gerçekten. Şöyle koyalım. Evet. Hazır mı? Hazır. Şu an bir de biberimizi şöyle alalım. Biberimizi yapmıştık. Biberimizi de şöyle koyalım. Var ya tam spor çıkışı, yenecek bir yemek. Evet. Herkese tavsiye ederiz. Gayet sağlıklı bir yemek oldu şu anda. Afiyet olsun herkese. Hemen tadına bakıyorum bu lezzetli tavuğun. Şöyle tavuğundan, özellikle salatasından almak istiyorum. Çok güzel, çok sağlıklı, çok lezzetli. Evet, hepsini taze otlarla ve taze ürünlerle yaptık. O yüzden dolayı lezzetlidir eminim. Hepinize afiyet olsun demek istiyorum. Ellerinize sağlık şefim. Ben bu tarifleri kaçıranlar ya da yapmak isteyenler için YouTube kanalımızda da bu tarifleri paylaşıyorum. Esirgenç TV YouTube kanalımız, Esirgenç Instagram adresimiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.